Balıkesir Edremit'teyiz. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait alandayız. Helikopterle beraber hem bugün biraz ormancılar ne yapıyorlar, yazın hangi risklerle baş başayız ve onlar nasıl bir önlemle çalışıyorlar, bütün detaylarını göreceğiz. Yabancı pilotlar hazırladılar helikopteri ve biz hep beraber müdürlerimizle beraber bir yukarıdan görelim istiyoruz. Buyurun. Şimdi biz aslında dedik ki biraz gökyüzünden seyredelim Edremit'i. Bir iki cümleyle de ne yapıyor canım ormancılar? Geçer gideriz diye düşündüm ama bugün aslında ormancıların dediklerini dinliyoruz. Başlı başına bir dünya. O yüzden bu programı sanırım size ayırıyorum. Yukarıda neyi gördük şimdi? Kaz Dağları'nı gördük. Oradan geçtik. Madrar Dağları'na geçtik. Evet. Kaz Dağları'ndan Madrar Dağları'na geçtik. Adaları gördük. Ayvalık Adaları'nı gördük. Sonrasında Sarımsaklı'yı gördük. Sarımsaklı'yı gördük. Kozak Ormanları'nı gördük. Fıstık Çamı Ormanları. Helikopterlerimizin, arazözlerimizin kısa sürede su alabilmesi için mevcut su kaynaklarının dışında su çukurları, su toplama çukurları dediğimiz şeyler oluşturdu. Evet, yukarıdan bakıyoruz şimdi, hep şunu düşünüyorum. Orman yangını olduğunda ta denize mi gidip geliyor alıyor? Hayır. Çok da bir masraf yapmıyoruz bu su toplama çukurlarına. Tabii mevcut gördüğümüz gibi iş makinalarıyla. Geniş çukurları açıyoruz. Ondan sonra su geçirmeyen yalıtım maddeleriyle, membran türü şeylerle kaplıyoruz içini ve suyu dolduruyoruz. Özetle aslında pratik uçak ve helikopterin alabileceği havuzlar oluşturuluyor ve pratik söndürme işlemi yapılıyor. Tabii hem maliyet çok düşük hem şimdi o gördüğümüz havuzlar 1500'de 3000 ton arası su kapasiteli. Bir dakika, biz orman yangını olduğunda köylüler gider efendim ağaçların yapraklarıyla söndürür. Hayır, bizim şimdi 8 ayrı noktada birer yangın müdahale ekiplerimiz var. Bu ekiplerimiz bir arazöz ve kendi ekibinden en az 6 kişilik ekipten oluşuyor. Tabii 24 saat orada yatıp kalkıyorlar. 24 saat göreve hazırlar. Evet. İşletmemizin 14 tane yangın gözetleme kulübesi var. Biz yukarıda gördük. Evet, birkaç tanesini gördük. Tepelerin en üstünde. Evet. Sürekli biri var. 24 saat gözetleniyor. 24 saat gözetleme halinde kulelerimizin de dağılımı tüm ormanlarımızı kapsayacak şekilde. Altı tonluk bir amfibik uçağımız var. Bir uçak var. Yangın amaçlı hepsi bunlara. Tabii helikopterimiz, amfibik uçaklarımız diğer işletmeler veya bölge müdürlüklerinde çıkacak. Çıkabilecek yangınları da anında göreve gidiyor. Hazırlar. Evet. Siz bu kadar çözüm için çalışıyorsunuz da biz de size iş çıkarmamak için biraz çalışalım. Vatandaş olarak biz ne yapalım? Şimdi yangınlarımızın %99'u insan kaynaklı. O orana bakar evet, mısınız? %99'u insan kaynaklı. Evet. %1'i diğer işte doğal afetlerdir. Yıldırımdır. Bu tür şeylerden. Ne yapıyoruz da yakıyoruz biz? İhmal. Bir kere ateşli piknik olayına orman idaresinin gösterdiği piknik alanının dışında yapmayacağız. Araçlarımızla yol kenarında mutlaka yanan sigaralarımızı, kül tablalarımızı söndüreceğiz. Soğuk piknik. Soğuk. Slogan soğuk piknik. Yani orman deniz yerler, Kaz Dağları'nın bu oksijeni bir daha bulmak mümkün buraları yaktığımız zaman. O zaman şimdi şöyle yapalım. Birlikte bitirelim. Dedikleriniz belki de istisna sosyal sorumluluk görevlerinden bir tanesini yerine getirdi. Ormanlarla ilgili çözüm bulmaya çalışanlarla biraz da kabul ederek söylüyorum, sorun çıkaranları buluşturmuş oldu. Efendim biz buradan veda ediyoruz. Dedikleriniz programı yarın aynı saatte yine ekranlarınızda. Hoşçakalın efendim.